Bilim dili nedir? Türkçe ile bilim yapılamaz mı? Efendim şimdi bunları yaparken önce bir takım bahaneler uyduruyorlardı. Millet böyle bir şerefsiz işe alışkın olmadığı için, tepki olduğu için bahaneler uyduruyorlardı. Efendim işte bilim dili işte İngilizcedir falan. Tabii daha önce olsa Almanca diyeceklerdi, daha önce olsa Fransızca diyeceklerdi. O ara harpten sonra filan bir ara İngilizce filan dediler. Ki öyle bir şey yok. Şimdi canım ne olacak işte matematik, fizik sanki önemli değil de bunlar, onları öğrenmek. Canım onlar İngilizce oluversin ne olacak filan dediler ama sonradan hepsi İngilizce oldu. Türk tarihi okutuluyorsa eğer, mesela demin dediğimiz yerli misyoner üniversitesinde falan ve benzerleri sonraki özellerde böyle şeyler, düşman İngiliz, Osmanlı Devleti'ni de yıkmış, Hint-Babür Türk Devleti'ni de yıkmış, ona İran'ı da yıkmak istemiş, becerememiş falan. Düşmanımız, ondan sonra Cumhuriyeti de yıkmakla meşgul. Biliyorsunuz 2. Kurtuluş Savaşı sırasında filan İngiliz Başbakanı demiş ki ya bunlar şimdi ne yaparsa yapsın biz sonra bunları Kızılderililer gibi yapacağız. Yani iki boncuk verir toprakların elinden alırız sonra bunları imha ederiz biter gider sileriz oraları temizleriz demiş. Şimdi bu kafadaki bir milletin senin aleyhine yazdığı senin tarihinle ilgili kitapları ders kitabı diye Türk tarihi diye okutuyorlar bu okullarda. Eğer tarihi okutuyorlarsa. Bir de o var. Hani ondan sonra o bahaneler tabii zamanla gerek kalmadı. Ya işte bilim dili İngilizcedir falan. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bak bilim dili ne İngilizcedir ne odur ne budur. Bilim dili matematiktir. Bunu bilimden biraz anlayan, sahiden bilimci ise böyle çömezlikten profesör yahut gizli cemiyetten profesör, dekan, rektör bilmem ne yapılıp ondan sonra sahiden bilimle alakası olmayanlar dışında sadece bilim adamları, herkes bunu bilir dünyanın her tarafında. Bilim dili matematiktir. Hangi dil olursa, hangi dal olursa olsun. Toplumsal bilimler için bile. Toplumsal bilimler de zamanla matematikleşiyor. Ne kadar matematik girerse o kadar bilim haline gelir. Matematiği olmayan bilim dalı zaten laf salatasından ibarettir. Bunları herkes bilir. Aklı başında bilimci filan ise. Şimdi bilim dili matematiktir. Peki bir de böyle konuşurken falan arada işte yani konuşulan bir dilde biraz gerekir falan. Mesela diyorum ki, şimdi farz et ki bilim adamları, dünyanın belli başlı bilim adamları oturmuşlar. Hem dilden anlıyor, hem işte bilimden anlıyor, matematikten anlıyor falan. Ondan sonra toplantı yapmışlar. Masal bu ya. Bir takım böyle Hristiyan yobazlığından, haçlı kafasından, ırkçılıktan filan da kendilerine arındırabilmişler. Bilim adamlarında da yoktur zannetme. Var tabii, batının her tarafı öyle. Şimdi ama oturmuşlar. Diyorlar ki ya işte bir de konuşulan bir dil lazım. Hani ilave şöyle arada bir iki laf karıştırmak için falan. Hangi dil olsun falan. İşte efendim Almanca, Fransızca, İngilizce, Slovence, Rusça bilmem ne hepsini karıştırıyor falan. Yok olmaz olmaz olmaz. En son bir Türkçe kalıyor. Türk dilleri kalıyor. Sonra bir inceliyorlar falan. Bunlar arındırılmışlar ya bu ön yargılardan. Nasıl olmuşsa. Olmaz da işte masal. Diyorlar ki şimdi yani hangi dil en uygundur, hangisi bilim için falan en iyidir? Bilimsel bir laf değil. Kıstas koymak lazım. Yani neye göre iyi değildir? Onu tarif edelim. Ha. Bilim dili matematiktir değil mi? Evet. O halde hangi konuşulan dil, yazılan dil, matematiğe ne kadar benziyorsa, ne kadar matematiksel ise, bilim dili için en uygun olan böyle bir dil de o dildir. Diyorlar, bu sefer aramaya başlıyorlar. Hangi dil matematiksel bir dildir? En matematiksel çıkanı tabii Türkçe oluyor. Türk dilleri oluyor. Tabii bunu ben icat etmedim. 19. yılda büyük filozof ve dil bilimci falan filan hala bugün etkisi bütün dünyada sürüyor. Wittgenstein Viyana'da bu dilleri incelerken filan Türkçe üzerine sayfalar dolusu yazı yazmış. Ne biçim? Yani sanki bilim matematikçiler oturmuşlar, matematik kurallarına göre bir dil icat etmişler. Halbuki en eski dil kaç 10 bin yıllık demiş. Bunları uzun yazmış. Rahmetli Ecevit de bunu biliyordu. O okumuş bunu. Benden başka bilen bir ona rastladım. Evet, kendi ağzından duydum yani. Biliyordu bayağı. Hatta bir toplantıda okudu iki sayfasını. Ben vardım o toplantıda belki onun için. Neyse. Yani işte kültürlü adamdı Allah rahmet eylesin. Evet, ondan sonra şimdi dolayısıyla bu açıdan da bakarsan hem geometrik yapısı onu Almanlar bulmuştu. Cebirsel yapısında en naçizane ben buldum. Cebrini çıkardım. Hakikaten matematik yapısı vardır Türkçe.
Ve dolayısıyla işte onun için terim türetmek filan kurallara göre çok uygundur. Ve dolayısıyla aslında harika bir bilim dilimiz var. Matematiğe ilaveten yani. Önce matematik. Şimdi onun için dedik ki yıllarca bir taraftan da bu konuyu anlatırken gençlere de hangi dal okuyacaksanız okuyun. Mümkün olduğu kadar kendiniz matematik öğrenin. Ciddi matematik. Öyle ezber A artı B falan değil. İşin kavramlarını öğrenin falan. Dedik. Hani bunu işte artık pek dinleyen olmaz dedik ama sonra bir baktık birkaç sene evvel. Ya bütün gençler matematik bölümlerine hücum ediyor. Eskiden kimse gitmezdi biliyorsun. Yani bir şeye puan tutturamayan matematiğe giderdi, fiziğe giderdi. Şimdi matematik bölümlerine hücum başlamış. Bir sürü gençler yetişiyor. Kafası çalışıyor. Yani matematik kafa çalıştırmanın ilmidir ya. O terbiyeyi alırsan zaten her şeye kafan erer. Böyle ondan sonra hatta bana kalsa milletvekili adayı, işte hükümete ileride bakan olacak birilerinin filan Tarzanca kursundan değil de mecliste matematik kursuna tabi tutar. O zaman kalkıp da bakan oldukları zaman birbirine abuk sabuk rakamlar filan söylemezler. Şimdi tabi ikide bir bakanlar kurulu değişirdi. Ondan sonra ben de işte iki ayda bir gidip geliyorum yurt dışına falan filan. Her geldiğimde bakardık milliyette falan o zaman. O zaman bakan sayısı da enflasyona fazla uğramamıştı yani şişmeye. Dolayısıyla bir sayfaya sığıyordu ufak vesikalıkları bakanlar kurulunun. Bakıyorduk tanıdık var mı falan diye. Altlarında böyle küçük yazardı. Şimdi onu methediyor. Diyor ki evlidir iki çocuk babasıdır İngilizce bilir. E biz diyoruz ki yahu kardeşim yani bakan İngilizce bilirse bilir bilmezse bilmez ne olacak yani. Tercümanı vardır falan yani herkesin olduğu gibi dışarıda. Sen başka ne bilir onu söyle. Devlet idaresi bilir mi? İktisat bilir mi? Uluslararası dünyadan haberi var mı? İlişkilerden haberi var mı? Matematik bilir mi? Onları söyle kardeş. Efendim İngilizce ya işte bile bile böyle ancak işte böyle hükümetler olur yani. Neyse iyileri var tabii. Yani sözümüz herkese değil de işte yani herkes daha iyi olabilir. Tabii biz nasıl her gün daha iyi olmaya çalışıyorsak kendi bildiğimiz işlerde herkes daha iyi olmaya çalışmalı. Yani ben tamam bakan oldum, büyük adam oldum. Hayır efendim yani bakalım sahiden bir millete faydalı bir işler yapalım bakalım. Ondan bundan talimat almadan.